Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz Captiva aracını hibrit turbo ile beraber daha fazla daha güçlü hale getireceğiz. Sürekli bir gaza bastığınızda böyle turbo etmesi gibi bir ses geliyordu. Bunun da aracın turbosundan olduğunu söylemişler birkaç yerde. Ama aracın turbosundan değil, asıl ses maalesef aracın egzoz manifoldundan geliyordu. Muzaffer abiyle beraber yol testine çıktık. Araçtan ne kadar öncesi ve sonrasında memnun kalmış, bunları bize anlatacak. Tek kelimeyle süper. Hafif basıyorum galiba. Kafa kaldırıyor neredeyse araba. Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz Captiva aracını hibrit turbo ile beraber daha fazla daha güçlü hale getireceğiz. Aracımızda birkaç daha sıkıntı var. Onların da hepsi arızaları giderilecek. Daha sonrasında Captiva'da nasıl bir güç alacağız bunları görelim. Arkadaşlar şu anda Captiva aracımızın egzoz manifoldlarını söktük, turbosunu söktük. Aracın üzerinden tek tek ayırdık. Araçta zaten dediğim gibi başka şikayetler de vardı. Bunlardan bir tanesi sürekli bir gaza bastığınızda böyle turbo etmesi gibi bir ses geliyordu. Şimdi söktüğüm için göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz çatlağı baştan sona görüyorsunuz. Bu komple arkadaşlar gaza bastığınızda buradan çatlaktan egzoz gazı kaçırıyor. Biz buraları temizledik burayı görmeniz için. Buradan kaçaklardan dolayı da tabii arabanın egzoz contası vesaire bunların hepsi maalesef yıpranmış vaziyette. Buradaki kaçaklardan sebeple araba sürekli bir ses yapıyordu. Bunun da aracın turbosundan olduğunu söylemişler birkaç yerde. Ama aracın turbosundan değil, asıl ses maalesef aracın egzoz manifoldundan geliyordu. Biz de daha devamında neden bunlar olduğunu hani görelim diye arabayı incelediğimizde aracın daha önceden partikülün iptal edilmiş olduğunu gördük ve partikül iptalinde yapılan bir hata var. Aracın üzerinde katalizörü var. Katalizörü de üzerinde bırakmışlar. Katalizör dolmuş devamında partikül iptalinden sonra egzoz manifoldunu maalesef çok fazla zorlamış. Turboya basınç yapmış ve turbodan da dışarıya doğru yağ gelmeye başlamış ve turbo milinde boşluklar oluşmuş. Maalesef turboyu da tekrardan revize edeceğiz ve revize etmişken de müşterimizin isteği doğrultusunda hibrite geçeceğiz. Hibrit turbo yapılacak baştan sona. Aracın biraz sonra da emme manifoldlarını sökeceğiz. Oralarda neler var neler yok. Oralardaki kurumları, pislikleri temizleyeceğiz. Daha sonra aracın üzerine takacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar maalesef turbo ve manifoldlara ulaşmak için aracın Captiva'da söylüyorum. Traversi komple sökmemiz gerekiyor. Traversi sökerken de şöyle göstereceğim size. Hemen aracın Z-rotlarının şu kafa kısımlarında yırtıklar gördük. Şu hemen açayım parçayı da göstereyim size. Şöyle Z-rotlarının şu kısımlarında yırtıklar ve şu kafada boşa oynadığını gördük. Bunları da sökmüşken değiştiriyoruz. Baştan sona aracın orijinal hemen şöyle contalarını göstereyim size. Egzoz manifold contaları da burada. Çelik contalarında şöyle açayım. Egzoz manifold contasını komple yeniliyoruz. Bunları da değiştireceğiz. Hava filtresi vesaire, yağ bakımı bunlar zaten yapılacak. Daha sonrasında manifoldumuzun yenisi arkadaşlar. Yeni manifoldu da üzerine takacağız. Turbomuzu da sıfırlayacağız. Üzerine yerleştireceğiz. Captiva şu anda liftte. Çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım bunlardan sonra Captiva'nın performansı nasıl olacak? Müşterimize nasıl bir geri dönüş sağlayacağız? Bunları göreceğiz. Gelin birlikte projeye devam edelim. Captiva'yı daha kaslı, daha güçlü ve daha sağlıklı bir hale getirip
güçlerimize teslim edelim. Arkadaşlar şu anda Captiva aracının EGR'sini ve manifoldunu sökmüş vaziyetteyiz. Şöyle göstereyim. Manifoldun içinin, EGR'nin içinin durumu. Şu da üzerinden çıkan. Gördüğünüz gibi map sensörü tamamen tıkalı, kapanmış. Bu da kelebek boğazı. Bunların hepsinin temizliğini yapacağız. Şu manifoldumuz, bu da termostatımız. Bunların hepsinin de temizlik bakımlarını yaptıktan sonra aracın üzerine takacağız. Hibrit turbo işlemimiz devam ediyor. Arkadaşlar şu anda Captiva aracının bütün parçalarını tek tek söktük ve temizlik işlemini gerçekleştirdik. Turbomuzu revize ettik. Aynı zamanda hibrit turboya çevirdik. Bunları da biraz size göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aracın gaz kelebeği. Şöyle hemen termostatın bağlı olduğu EMA manifoldundan çıkan voltajımız. Şurada egzoz manifoldumuz var. Biliyorsunuz bu çatlaktı. Bu tamamen yenisiyle değişmek zorunda kaldı. Daha sonrasında aracın şöyle hemen emme manifoldunu göstereceğim. Emme manifoldu ciddi anlamda kirliydi ve tamamen temizliği ve bakımı yapıldı. Şöyle de görürseniz zaten içi dışı pırıl pırıl oldu. Burada da aracın EGR sistemi mevcut. EGR'si de tamamen temizlendi. Aynı zamanda şurada da map sensörünü göstereceğim. Map sensörü dış yüzeye hiç gözükmüyordu bile. Pislikten dolayı kapanmıştı. Şöyle de hemen turbomuza gelelim. Turboyu görüyorsunuz. Spor kanatlarla tamamen hibritledik, değiştirdik, yeniledik. Hepsi tamamen hazır. Tek tek şimdi parçaları aracın üzerine takacağız. Daha sonrasında marş yapacağız ve aracın yazılımını güncelleyeceğiz. Bunları da yaptıktan sonra aracımız tamamen hazır olacak ve yola çıkacak. Yoldaki performans hakkında da bilgiler vermeye çalışacağım ama dışarıda biraz hava maalesef kötü. O yüzden belki onu çekemeyebiliriz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizde çok araç var. Dükkan maalesef şu anda full dolu. Bunları tek tek yapıp çıkarttığımız için bazen çekemiyorum. Yol test videolarını o yüzden yayınlayamıyorum arkadaşlar. Vakit olmuyor. İnanın kendi aracımı bile çok fazla kullanamıyorum. Şu anda yaptığımız işler bittikten sonra da Captiva'nın son halini size göstereceğim. Bu arada kanala abone olup bizi desteklerseniz de sevinirim. Beğeni ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Gelin birlikte Captiva'ya parçaları tek tek takalım. Arkadaşlar şu anda Captiva aracımızın hibrit turbolama işlemini gerçekleştirdik. Gerekli bakımları da yaptık. Zaten gördüğünüz ciddi anlamda bir kurum pislik vesaire vardı. Aracın bütün bakımları yapıldı. Şimdi araçta teste çıktık.
yoldaki gidişi, performansı nasıl, bunları bir kontrol edeceğiz. Daha sonrasında da aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Captiva ile ilgili, yaptığımız işlemlerle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlardan yazın. Cevaplayabildiğimiz kadarına cevap veriyoruz ya da onlarla ilgili videolar çekmeye çalışıyoruz. Yani çoğunlukla arabalarda yaptığımız işlemlerle ilgili yorumlarda biraz eksik kalıyoruz, kabul ediyorum. O da yoğunluktan dolayı. Lütfen bizi hoşgörüyle karşılayın. Araçlardaki bu yoğunluk sebebiyle yorumlara cevap yazamıyorum ama bunlarla ilgili merak ettiğiniz şeyleri not alıp onlarla ilgili videolar çekmeye çalışıyoruz. Bakalım, sıra sıra devam ediyoruz araçları güçlendirmeye ve araçların detaylı bakımlarını yapmaya. Bunları yaparken de elimizden geldiğince size anlatmaya çalışıyoruz. Captiva bakalım nasıl güçlendi, nasıl rahatladı, bunu görelim. Ama şu anda bastığım zaman tepkiyi zaten direkt alıyorum. Arabada ciddi bir rahatlama var. Çekebilirsek de araç sahibiyle de bir kısa videosunu alacağız. İşlem sonrasında araç sahibi öncesini ve sonrası hakkındaki bilgilerini bize anlatır inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım Captiva'da neler olacak. Arkadaşlar şu anda Muzaffer abiyle beraber yol testine çıktık. Captiva aracımızı test ediyoruz. Hibrit turbo uygulamasını gerçekleştirdik. Muzaffer abi bakalım şimdi aracı test ediyor. Gidişinde nasıl bir değişiklik olmuş, araçtan ne kadar öncesi ve sonrasında memnun kalmış, bunları bize anlatacak. Şu anki aracın durumu hakkında abi fikir. Harika, süper olmuş. Gazına dokunamıyoruz. Önceden ciddi anlamda bir şey vardı değil mi abi? Nefes de alamıyordu. Nefes alamıyordu. Şuraya bak ya. Eline koluna sağlık. Harika olmuş. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Tek kelimeyle süper. Hafif basıyorum gaza bak. Kafa kaldırıyor neredeyse araba. Biliyorsun ben 12 metre, 18 metre kullanıyorum. Evet abi. Sen alışkınsın abi. Evet. Muzaffer abi de yıllardır arkadaşlar otobüs şoförlüğü yaptı. Yollara hakim. Yani kendi deneyimlerine oldukça güveniyoruz. Abi şimdi ileride bir rampaya bakacağız. Rampalardaki durumuna da bir bak. Şimdi sen söyle bana nereden çıkacak? Düz devam abi. Hiçbir yere sapmıyoruz. Bu yol bizi götürecek. Arkadaşlar rampalardaki performansını da size göstermek istiyorum. Bizim her an bundan uçar çıktı. Sağdan devam abi. Şöyle. Harika, şuraya bak. Motorun sesi bile gelmiyor artık ya. Soldan devam abi. Bakın ciddi bir rampa çıkıyoruz burada. Dur, yavaşladım. Şimdi bakacağım. Gazınki tam köklemedi. Asılıyor yani. Motorun çalışması bile değişmiş. Araba nefes alıyor. Arkadaşlar Captiva'nın testlerine biz devam ediyoruz Muzaffer abiyle beraber. Şu anda yoldayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Araçta da performansı yeterince iyi. Süper olmuş ya. Eyvallah abi. Söyleyeceğim bir şey var mı abi? Ben Ferrari de kullandım ama neredeyse Ferrari'ye yakın olmuş. Eyvallah abi. Porsche kullandım hepsini. Görecek tek kelime harikasın. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Seni bulana kadar canımız çıktı. Eyvallah. Ustamızı bulduk yani. Allah razı olsun. Vallahi harika. Biz devam abi. Yok yok. Deneme yapıyorum. Nasıl? He basın. Tekrar kalkıyorsun. Bizi Berat çıldırır ya. Soldan devam abi. Yollar biraz da düzgün olsa eğri ters yatık ya bunlar. Evet. Eski yollar olsa harika olur. Vallahi ne diyeyim, süper olmuş. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun abi. Zaten bak arabanın çalışması bile değişmiş. Bir acayip çalışıyordu, sesli. O neydi ya? Hiç şey olmamış, sağ sol düz. Düz abi düz. Hiçbir yere sapmıyoruz. Pislik neydi öyle be? Abi çok kötüydü ya. İçi yani vallahi komple tıkanmış araba, artık nefes alamaz hale gelmiş yani. Nasıl gidiyordu ben ona da şaşırdım. Vallahi koronavirüsten beter oldu. Sağdan devam abi. Baksana abi süper ya. Harikasın Gökay. Eyvallah abi, sağ ol. Gaz yemeye bak be. Gaza basınca eskiden motor böyle bir acayip bağırıyordu ama şimdi yok. Gitti değil mi? Süper. Biz devam abi. Tamamdır. Harikasın. Tek kelimeyle süper. Eyvallah. Ben gemi motoru da söktüm. Onu da söyledim yani.
Zaten abi senin gibi tecrübeli insanların arabayı fark etmesi benim için çok büyük avantaj. Baksana şuraya. Abi içine girdik lan. Bir devam. Uçuyor araba ya. Her an çıldırırsın şimdi beni böyle görünce. Arkadaşlar soracağınız sorular varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ben zaten biliyorsunuz sürekli videolar paylaşıyorum. Captiva ile ilgili, gerek diğer arabalarla ilgili bütün her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Siz de bana destek olursanız, kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.